Evet arkadaşlar, şimdi sizinle bir çalışma yapacağız biz bu videoda. İlk ünitemizin sonuna geldik aynı zamanda. Yani işte nelerden bahsettik? Ruh sağlığı bozukluğunun tanımından bahsettik, kriterlerinden bahsettik, özelliklerinden bahsettik, taşıması gereken ana temalardan bahsettik. Ve şimdi son olarak da ilk ünitenin sonunda ruh sağlığının özelliklerini konuşuyor olacağız. Ama ÖABT sınavında şu mantığı kaçırmamak lazım. Yani biliyorsunuz, bizim çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Yani sorulara sadece bilmek de değil, bilgimizi aktarmak, bilgiyi yormak gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, ruh sağlığının özellikleri kısmı asla ezber gerektirmeyen ama yorum analizi gerektiren ya da yorum yeteneği gerektiren konulardan bir tanesi. Bunu sadece, yani ÖABT ruh sağlığı giriş ünitesi olarak düşünmeyin bunu. Eğitim bilimleri sınavları için, yani eğitim bilimlerindeki rehberlik soruları için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ÖABT sınavının da temel alanlarından bir tanesi. Şimdi biraz yorumlayalım bakalım nelerden bahsedeceğiz. Sizden istediğim şey şu aslında, bunların hepsini birer seçenek gibi düşünün. Yani ben sınava girdim, karşıma bu sorular geldi, ne yapardım? İşte mesela şöyle diyebilir, soru kalıplarından bir tanesi şu olabilir: aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığının özelliklerinden biridir ya da değildir? Ya da mesela şunu düşünün, işte aşağıdakilerden hangisi, ya da şöyle bir cümle verir mesela, bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir ruh sağlığı anlamında gibi gibi. Yani bunları dediğim gibi her zaman çoğaltmak mümkün. Bir de ben çok soru yazan bir insanım, biliyorsunuz bu kitaplarda falan da artık her şeye soru gibi bakmaya başladım. Mesleki deformasyon yaşıyoruz bazen. Şimdi bakın, değil mi Etra abicim? Ruh sağlığının özellikleri. Tek tek gidelim. Dedim ki ruhsal bir sorun taşımamak kişinin ruhsal olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Yani şunu yorumlamak gerekiyor burada. İnsanların her zaman ruhsal bir sıkıntısı olmayabilir. Ama bu kişinin çok sağlıklı olduğunu da göstermez. Yani bazı insanlar düz insanlardır. Yani onlarda çok böyle hani hayata dair bir bakış açısı geliştirmedikleri için ya da hayatta çok fazla temas kurmadıkları için bu durum her zaman o insanlarda bir hani sağlıklı ya da bir iyi olma durumunu ifade etmez diye düşünüyoruz. Böyle bir anlam yapabiliriz. O yüzden şuna bir kırmızıya dönüştürelim. Bakın, en önemli şeylerden bir tanesi şu, sorularda buna lütfen dikkat edin, tuzaklardan bir tanesi: ruh sağlığı, bireyin sadece ruhsal olarak hasta veya zayıf olmaması değil, bir bütün olarak mümkün olan en üst düzeyde ne olmasıdır? İyi olmasını gerektirir. Bir bütünden kastettiğimiz şey ne? Bilişsel, duygusal, sosyal, her anlamda kişinin gerçekten kendisiyle bir bütün halinde iyi olmasından bahsediyoruz. Aynı zamanda hani o elmayı düşünün, değil mi? O elmadaki ruhla beden arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Yani bu elmalar, değil mi? Evet, elmalardan bahsediyoruz. Dekorlarımız yok Etrabi Hanım bu sene. Olacak. Elma istiyoruz. Şimdi dolayısıyla da soruda karşıma çıktığında ben diyeceğim ki evet, yani sadece tek bir alanda iyi olmak da yeterli değil. İnsanın ruhen, duygusal olarak, sosyal olarak, işte mesleki olarak, ne bileyim toplumsal olarak her anlamda aslında iyi bir noktada durmasını gerektirir. Hani yeti itimlerinden bahsetmiştik. Zekasını kullanamamak, yeteneklerini kullanamamak gibi. Bunlar o kişide ruhsal sağlığın bozulduğuna delaletti. Dolayısıyla arkadaşlar, dedim ki burada bir birey eğer sahip olduğu yetenekleri kullanamıyorsa ruh sağlığı iyiliğinden söz etmek zordur. Şimdi şöyle söyleyeyim, George Sidis diye bir adam var, çok zeki bir adam, anlatmıştım belki eğitim bilimlerinde. Adam korkunç zeki ama yani bu yeteneklerini çok da böyle efektif bir şekilde ortaya koyamıyor. Yani zaten çok zeki insanlarda bazı sıkıntılar yaşandığını biliyoruz ama dolayısıyla da yani sahip olduğu yeteneği kullanamıyorsa bir insan ve böyle bir insanla karşılaştığımızda sorgulamak lazım. Yani ruh sağlığı dengesini muhakkak sorgulamak lazım. Kişi kendinde var olan gizli güçleri ya da potansiyeli fark etmiyorsa, bakın bu çok önemli bir şey. Biz bunları özellikle Maslow'dan, Roger'dan öğrendik. Yani kişi var olan potansiyelini, gizli gücünü fark etmiyorsa ya da fark ediyor
Ama bunları ortaya koyamıyorsa bu insanların maalesef ruhsal sağlığı üst düzeye çıkamaz diye düşünüyoruz. Yani bizim derdimiz nedir? Bakın, ruh sağlığın temelinde ne vardır? Tekamül vardır. Yani olgunlaşmak, yani büyümek, büyütmek. Kendimi büyütürken karşımdakini de büyütmek. Yani bu ruh sağlığının iyi olduğuna işaret. Dolayısıyla da bu insanlar potansiyellerini ve gizli güçlerini fark etmiyorlarsa çok da böyle başkalarına yönelik de bir şey ortaya koyamıyorlar. Bakın, ruh sağlığı sadece şöyle bir şey değil. Yani ben burada oturayım, ben gayet sağlıklı bir insanım. Değil. Hayatın içine dalmanız gerekiyor. Hayatın içindeki problemlerle mücadele etmeniz gerekiyor. Ya bunların hepsi bizi daha güçlü kılan şeyler. Dolayısıyla da durduğum yerde ay ben çok sağlıklı bir insanım diyemeyiz yani. Evet, seçenek seçenek bakıyoruz şimdi. Diğer tarafa geldim. Şimdi gençler, dedik ki burada bir insan eğer olumlu ruh sağlığına sahip ise yaşamda karşısına çıkan zorluklar konusunda da çok daha iyi bir mücadele ortaya koyacaktır. Yani şundan bahsediyoruz aslında. Yani şöyle düşünün, hani kendi kabuğundan çıkıp hayata atladığında ya da hayata işte girdiğinde bu insanlar yaşamdaki zorlukları gördüklerinde kendilerinde bu gücü daha çok hisseden insanlar. Yani ne yapıyoruz? Evet, olumlu bir ruh sağlığına sahipsek yapıcı oluyoruz. Yapıcı bir mücadele ortaya koyuyoruz ama daha kötü, bozulmuş bir ruh sağlığına sahipse insanlar maalesef çok daha yıkıcı ya da çok daha mücadeleden uzak bazı deneyimler ortaya koyuyorlar. Freud'un dediği yere geldik yine. Üretken olmak, verimli olmak, sevmek, sevilmek falan, bunların hepsi arkadaşlar ruh sağlığının iyi olduğuna işaret durumlar. O yüzden de bakın şöyle çok basit bir örnek vereyim size aslında. Biz Erikson'u anlatırken hep konuşuyoruz. Mesela diyelim ki siz çok güzel kek yapan bir insansınız. Kek yaptığınızda herkes diyor ki ay işte Etra abi harika kek yapmışsın. Eline sağlık. Etra abi yap da yiyelim bu arada. Evet, burada subliminal mesajlar veriyoruz. Dolayısıyla da şöyle düşünün. Yani kek yapıyorsunuz. Herkes size diyor ki çok güzel kek olmuş. Eline sağlık. Harika olmuş. Bilmem ne falan. Böyle övgüler geliyor size. Siz kek yapmayı bıraktıktan sonra, artık insanlara kek yapmamaya başladıktan sonra böyle beğeniler ve övgüler alacak mısınız? Hayır. E ne olacak? Bir zaman sonra insan daha da böyle durgunlaşmaya, daha da ruhsal anlamda sıkıntı yaşamaya başlayacak. O yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz. Üretin. Yani bir meşguliyetiniz olsun, bir şeyle uğraşın, hayatta bir davanız olsun, bir mücadeleniz olsun. Bunlar gerçekten öylesine şeyler değil. Bunlar hayatın içinde de bildiğimiz, aynı zamanda psikoloji biliminin de bir terapötik etki olarak ortaya koyduğu durumlar. O yüzden arkadaşlar lütfen ve lütfen üretken olalım. Çok ufak bir şey de söyleyeyim. KPSS süreci çok zor bir süreç. Bakın bunu hiç yatsımıyorum. Ama ne kadar çok mücadele ederseniz, ne kadar çok kendinize bir şeyler katarsanız o kadar iyi olacak. Çünkü soru çözmedikten sonra, çalışmadıktan sonra, emek sarf etmedikten sonra başarıyı ne kadar hak ediyoruz ya da övgüyü ne kadar hak ediyoruz, değil mi? Yani üretken olmanız sizin doğal olarak da başarılı olmanızı sağlayacak bir süreç. O yüzden dikkat edelim. Evet, bu yine önemli bir nokta. Hani kendimizle değil sadece, içinde yaşadığımız toplumla, hayatın kendisiyle ve insanlığın bütün o geneliyle de bizim paralel ve uyumlu olmamız gerekiyor. İşte Arakan'da Müslümanlar işte katlediliyor, değil mi? Ben buna kulağımın üzerine yatıyorsam burada bir sorun var. Yani gerçekten sağlıklı bireyler, ruh sağlığı bozulmamış ve bütünlüğe sahip olan bireyler, hayata, insanlara, topluma daha duyarlı insanlar. Başkasını hani üzgün gördüğünde neyin var, hani anlatmak ister misin diyebilen insanlar. Dolayısıyla da hani kendiyle barışık olduğu için içinde yaşadığı toplumla ve dünyayla da iletişim halinde olan insanlar. Yani bunu da görürseniz sorularda, yaşama, topluma, işte insanlığa bir katkı sağlama çabasındadır. Kesinlikle bu neyi gösterirmiş? Ruh sağlığının iyi olduğunu gösteren durumlardan bir tanesi. Ve ne dedim burada?
ruh sağlığı sadece bireysel bir olgu değildir arkadaşlar. Yani biz oturduğumuz yerde bunu yapamayız. Ruh sağlığını, hani bunu şey gibi düşünün, hastalıklara başladığımızı anlatacağız. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Şimdi ben sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna tanı koyarken bir öğrencinin dersteki haline bakarak karar verebilir miyim? Hayır. O zaman ruh sağlığı konusunda da karar verirken kesinlikle bireysel durumlara bakmamamız gerekiyor. Yani o insanı farklı ortamlarda, farklı şekillerde, iş hayatında, işte öğrencilik hayatında, arkadaş ortamında, sinemada, şurada, burada ne yapmak lazım? Değerlendirmek lazım. Bunlar önemli. Evet, iyi bir ruh sağlığı dedim. Gelişimsel özelliklere de uygun olmalıdır. Şimdi gelişimsel özellikleri düşünelim. Harvey Gerstein'den de yola çıkabiliriz. Piaget'den de, Erikson'dan da. Siz bilirsiniz. Yani Erikson daha genel ve kapsayıcı diye düşünüyorum. Şimdi lütfen Erikson'u düşünün. Erikson bize ne dedi? Her dönemde insanların aşması gereken bazı krizler ya da bunalımlar vardır. Dolayısıyla da kişinin ruh sağlığının iyi olup olmadığını nereden anlarız? O dönem özelliklerine, o gelişimsel özelliklere uygun mu, değil mi, buna bakarız. Mesela şimdi bu arada şeyler değişti biliyorsunuz. Ben kitapta da düzelttim onları. Kendim 30'u geçtiğim için artık kendime biraz yonttum. Mesela Erikson'da genç yetişkinlik dönemi 18-30 iken biliyorsunuz artık 20-40 oldu. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hala genç yetişkiniz anlamına geliyor. Yani bu tabii bize küçük de olsa bir teselli arkadaşlar. Ya bunu da mazur görün. Ama şöyle düşünün. Şimdi ne diyor Erikson? Evet, dünya çok değişti. İşte globalleşme, küreselleşme, şudur budur, ekonomik süreçler insanların yaşam görevlerini etkilemeye başladı. Benim hatta tez konum aynı zamanda. Yaşam görevlerinin ertelenmesi tabii ki sürecinde daha uzamasına sebep oldu. Erikson işte 20-40 yaş arasında şundan bahsediyor. İnsanlar başkalarıyla derin, sağlıklı, olgun ilişkiler kurmalıdır. Eğer siz 20-40 yaş arasında bir kişiyseniz ya da size gelen bir danışan böyleyse, o zaman bizim için kriter noktalarından bir tanesi ne olacaktır? Gelişimsel özelliklere uygunluk olacaktır. Ben bunu soruda seçenek olarak görürsem ne demem lazım? Ha, evet, bu da olmalı. Yani ruh sağlığının iyi olabilmesi için bir insanda gelişimsel özelliklerle paralelliğin mutlaka olması gerekiyor dememiz lazım. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela ne diyoruz? İşte 60-65 yaşından sonra da insanlar işte Erikson'a göre benlik bütünlüğünü kazanmış olması gerekiyor. İşte hayatını muhasebe etmiş olması gerekiyor. Bundan mutluluk duyması gerekiyor, pişman olmaması gerekiyor falan filan. Dolayısıyla da karşınıza genelde bize öyle 60 küsur yaş pek gelmez ama işte böyle bir insanla karşılaştığımızda ne diyoruz? Evet, bu kriterlere uygun davranıyor mu, davranmıyor mu? Mesela ben size sayabilirim. Buna uygun olan insanlar da var, olmayanlar da var. Ve baktığınız anda artık böyle çat 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 böyle şablonlar, değil mi, yerine oturmaya başlıyor. Dolayısıyla da önemli bir nokta. Yine ruh sağlığında mesela seçeneklerde gelse kafanızı asla karıştırmamanızı istediğim bir nokta. Bireyin sosyal çevresiyle uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Yani sosyal çevreden kastımız ne? Arkadaş ortamı, iş ortamı, tanıdıklarımız, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, kimse artık yani ya da kimlerse onlar. Bunlarla uyumlu olmak gerekiyor. Sürekli kapris yapan, sürekli mızmızlanan, şikayet eden, sürekli olarak kendi penceresinden hayata bakan ya da sizi o şekilde yontmaya çalışan insanlar, yani o insanları doğru analiz etmek gerekiyor. Onların gerçekten belli noktada terapötik desteğe ihtiyaçları olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ve uyumsuz olan insanlar, ki 5 faktör kişilik kuramını düşünün, değil mi? Onları başka bir arkadaşımız anlatacak size. Yani 5 faktör kişilik kuramında da uyumluluk yok mudur? Değil mi? Nörotisizm, duygusal dengelilik, işte uyumluluk, bunlar hepsi önemli şeyler. Dışa dönük olmak. Ve tabii ki İyi bir ruh sağlığı olduğunun göstergesidir uyum. Uyumsuzluk ise yine belli düzeylerde yoğunluk, süreklilik ve diğer kriterlere bakarak o insanın ruh sağlığı hakkında bize mutlaka fikir verir ve bizi yönlendirir. Yani seansların sonraki aşamasında nereye gideceğimize dair çok önemli fikirler ortaya koyar.
Ben böyle bazen dersin dışına çıkabilirim. Yani çünkü hani yaşadığımız tecrübeleri de bazen ister istemez aktarma ihtiyacı hissediyorum. Ama tabii ki sınav formatındayız. Rahat olun yani. İletişime açık olmak. Şimdi bakın, asosyal dediğimiz bir işte etiket var yani. Gerçekten bazı insanlara biz asosyal diyoruz da bizim tanılarımız ne kadar geçerli? Bir insana asosyal demek o kadar da kolay bir şey değil. Mesela selektif mutizm diye bir rahatsızlık var, bir bozukluk var. Kişinin seçici konuşmazlık demek. Kişinin sadece kendi belirlediği ve istediği ortamlarda ya da rahat olduğu ya da kendini güvende hissettiği ortamlarda ne yapması? Konuşması ama diğer ortamlarda konuşmamayı tercih etmesi. Çok enteresan bir şey bu. Çocuklarda daha fazla görülen bir hastalık. Dolayısıyla arkadaşlar bazen insanlar kendilerini güvende hissetmediklerinde iletişime kapatıyor olabilirler ama diğer ortamlarda çok özgüvenli, gayet sosyal, gayet de ruh sağlığı iyi insanlar olabilirler. Tabii iletişime açık olmak ne demektir? Karşımızdaki insana değil mi? Açık olmak, onu dinlemek, şeffaf olmak, dürüst olmak, saydam olmak bunların hepsini kapsayan süreçler. Dolayısıyla da bizim iletişime açık olmamız, kanallarımızın açık olması hakikaten hayata dair daha iyi bir vizyon geliştirmemizi sağlar. Hayata dair vizyon ne kadar güçlüyse o insanlar ruhsal anlamda da daha sağlıklı insanlardır. Geldik son. Yani şöyle düşünün. Bireyden çevreye giden bir etki olması gerekir. Ruh sağlığının iyi olması için. Çevreden de bireye bir etkinin olması gerekir. Arada her zaman ortak etkileşimin olması gerekir. Yani bakın bu o kadar önemli bir şey ki insanların ortaya koyduğu bu karşılıklılık etkisi bizim ruhsal sağlığımızı büyük oranda etkileyen bir süreç. Evet gençler, biz ilk ünitemizi bitirdik. Yani çok keyifliyiz, çok mutluyuz gerçekten. Şöyle bir özet yapalım isterseniz, neleri konuştuk. Tabii ki takdir edersiniz, yani bütün ilk üniteler genelde daha az soru çıkan yerlerdir. Yani KPSS'de, TUTUP'ta ne kadar soru sorabilirler buradan? Hadi en fazla bir tane gelsin. O da yoruma açık bir soru olarak da karşımıza gelebilir. Dolayısıyla da biz ruhsal bozuk, daha doğrusu sağlıklı olmayı tanımladık. Sonra ruhsal anlamda bozukluğu tanımladık. Ondan sonra işte bunların kriterlerini konuştuk. Bazı işte parametrelerinden bahsettik. En sonunda da iyi bir ruh sağlığının özelliklerinden bahsettik. Böylece ne yaptık? Bitirmiş olduk. Şimdi birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle şu var. Yani tabii hayatın kendisi bir sınav bence. Yani KPSS çok önemli bir sınav ama hiçbir zaman sizin ruh sağlığınızı alaşağı edecek kadar değerli değil. Daha doğrusu sizden daha değerli değil. O yüzden de sizden istediğim şey, siz bu işin içinde çok hani bu işin hamuruna bulanan insanlarsınız. Bu, yani bu konuyla hemhal olan insanlarız. Dolayısıyla da bizim bu noktada daha iyi olmamız gerekiyor. Daha örnek olmamız gerekiyor. Lütfen sizden istediğim şey sınav stresi, sınav kaygısı, işte yaşadığınız gerilimler, ailenizle yaşadığınız problemler, eşinizle, arkadaşınızla yaşadığınız problemler sizin sürecinizi lütfen etkilemesin. Ruh sağlığını kontrol edecekse en iyi bunu sizlerin yapıyor olması gerekiyor. Ben sizlere bu noktada çok güveniyorum ve biz devam ediyoruz. İkinci üniteye başlayacağız. Görüşmek üzere.